Duygusal açlıkla duygusal kırılganlık, yani bu vulnerability diye tabir edilen şey arasındaki fark şu: birinde duygusal anlamda sürekli doyurulmak istiyoruz. Yani biri seni doyuracak, sürekli sana destek olacak, sürekli seni sıcak tutacak, şefkatli tutacak. Duygusal anlamda o ihtiyaçlarını karşılayacak bir duygusal doyum yaratacak. Vulnerability'de ya da duygusal kırılganlıkta ise şu var: orada zaten doğrudan kırılgansın. Çevreden gelen, olan biten, yaşanan her şey senin için travma. Yani travma boyutlarında olmasa dahi travma. Normal şartlarda, insanlarda travma etkisi yaratmayan şeyler de senin için travma. Arabanın biri tarafından çizilmesi, yan arabanın kapısını açıp ondan sonra senin arabana çarpması, onu bile zedelemesi, birinin sana normal şartlarda söylemediği bir şeyi ters bir şekilde söylemesi, kötü muamele görmen, dinlenmemen, anlaşılmaman, ilgi görmemen, garsonun masaya geç gelmesi. Burada zaten kolay inciniyorsun. Hani bu meşhur incinmişsin parodisi var ya, internette dolaşan. İncinmen için birilerinin ekstra bir şey yapmasına ya da travma etkisi gösterecek bir şeyler yapmasına gerek olmuyor. Duygusal kırılganlık sendromu yaşadığında. Herhangi bir şey seni kırabiliyor. Hele böyle toplumsal travmalar, felaketler, toplu şekilde insanların vefat ettiği, işte toplu kayıplar, toplu felaketler, depremler, seller ve benzeri durumlar karşısında zaten duygusal kırılganlık ya da hassaslık sahibi olan insanlar çok ağır travmalar yaşayıp depresyon, anksiyete, panik atak ve benzeri sorunlar yaşıyorlar. Ama duygusal açlık başka bir şey. Duygusal açlıkta birileri seni sıcak tutsun, samimi tutsun, sempatik davransın, el üstünde tutsun, doyursun, ilgilensin, duygusal açıdan ilgilensin ve doyursun peşinde oluyorsun. Aralarındaki temel fark bu. Birbirine çoğunlukla karıştırılabilir ama ikisinin bir arada olma durumu da söz konusu olabilir. Hem duygusal açıdan aç, hem de kırılgan da olabilirsin. Bu durum zaten diyeceksin belki de, çok kötü bir durum değil mi? Gerçekten hırpalayıcı, gerçekten yaşamı senin için zor hale getirebilecek bir durum. Ve bununla baş etmek oldukça zor. Bu noktada zaten kesinlikle bir uzman yardımı almak gerekiyor. Hatta uzunlamasına bir uzmanla birlikte sürekli çalışman da gerekebilir. Yani bu noktada terapistle olan ilişkin şu şeye dönebilir. Kişinin ilişkisi şuna dönebilir: nasıl ki diş hekimleri var, nasıl ki sorunlu bir ağzımız ve çene yapımız var, nasıl ki bir sürü dişimizi zaman zaman doktora, hekime, diş hekimine göstermek zorunda kalıyoruz ya da ortodontik bir tedaviye ihtiyacımız var. Ortodonti uzmanıyla çalışmamız lazım. Çok uzun sürüyor, değil mi? Yani uzun süreli bakıma ihtiyacı olan bir genetik anlamda bir ağzın varsa, nasıl ki diş hekimiyle artık sürekli olarak görüşüyorsun belli aralıklarda ya da belki de ömür boyunca bunu yapmak zorunda kalıyorsun. O zaman da belki de ömür boyunca bir terapistin olmak zorunda da kalabilir. Buna da hazır olması gerekiyor insanın. Tabii ki terapistin görevi sonuçta özgür bırakmak, en sonunda tamam artık deyip terapiyi sonlandırmak, ama süre giden kronik bir durumun varsa, kronik bir depresyonun varsa, duygusal açıdan hem hassassan hem kırılgansan, bu depresyona çevirmişse, ağır bir depresyona dönmüşse ya da ağır bir anksiyete bozukluğuna dönmüşse, psikiyatrik yardımla birlikte uzunlamasına
Terapi de maalesef ki şart oluyor o zaman. Bundan kaçış yok.